Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben İbrahim Mertoğlu. Rekar Elektrikli Araçlar Genel Müdürüyüm. Adana'ya Teknofest'te araçlarımı tanıtmaya geldik. Aynı zamanda sponsoruyuz. Teknofest'in sponsorları arasındayız. Bizim için oldukça keyifli bir panayır havasında bir festival oluyor burası. Gayet verimli geçiyor açımızdan. Şimdi pilot kar tam olarak nedir? Hangi alanda hizmet gösteriyorsunuz? Pilot kar elektrikli araçlar Türkiye'de kurulan ilk elektrikli araçlar. Elektrikli golf araçları olarak hizmet vermeye başladık. İmal ederek hizmet vermeye başladık. Daha sonra mikromobilite dediğimiz arkamızda gördüğünüz P1000 serisini çıkarttık. Bu segmentte hedeflediğimiz müşteri kitlesi kargo şirketleri, trafiğe kapalı alanlar, belediyeler, park ve bahçelerin yoğun olduğu ve büyük taşıtların giremediği yerlerde araçların kullanılması olarak ele aldık. Peki günlük kapasiteniz, fabrika bilgisi isteyeceğim sizde buradan. Fabrikanız nerede? Günlük üretim kapasiteniz ne? Fabrikamız Bursa'da. Bursa'nın İl Organ Sanayi Bölgesi'nde. Günlük kapasitemiz yaklaşık 30 adet civarında araç imha edebiliyoruz. Tabii vardiyanın artmasıyla, 24 saatlik vardiyaya geçmesiyle bu sayı artabiliyor. O halde talep oldukça fazla diyebilir miyiz? Türkiye'de pazar lideriyiz. Aynı zamanda 55 ülkede ihracatımız var şu an. Talep oldukça yoğun. Şu an yaklaşık 4 ay gibi bir termin süremiz var ürünlerimizde. Bu da bizi mutlu ediyor tabii. Peki pilot karın kuruluş sürecini sorsam size, bu fikir ya da bu yatırım aklınıza nereden geldi, nasıl planlandı? Pilot kar 2010 yılında kurulan bir firma. Daha çok 2010 yılından önce pazarda yabancı markaların hakimiyeti vardı. Buradaki yerli ürün ihtiyacının farkına vararak böyle bir hamle yaptık. Yani attığımız taş ürküttüğümüz şey değildi diyebiliriz zaman içinde. Peki şimdi biz bugün yerli otomobil TOG'u konuşuyoruz mesela ama bir diğer noktada da hizmet araçları var. Bunların da elektrikli olması için Türkiye'nin ne gibi adımlar atması lazım? Genel bir çerçevede üretici olarak değerlendirebilir misin? Öncelikle talebin oluşması gerekiyor pazarda. Bu talep oluştuktan sonra yerli üreticiler muhakkak bunu değerlendiriyor. Yani şimdi Avrupa'ya, Türkiye'ye kıyasladığımızda bu pazarda müthiş bir boşluk var diyebiliriz. Yani yavaş yavaş da bu Avrupa'nın elektrikli araçlara gösterdiği ilgi seviyesine yaklaşıyoruz. Dediğim gibi yani talep oldukça sanayiciler buna cevap verecektir. Peki pilot karın geleceğine dair son olarak bir soru sorsam ne hedefliyorsunuz? Pilot kar önce golf araçları, daha sonra elektrik hizmet araçları. Şimdi trafiğe çıkabilen araçlar segmentinde ilerleyen dönemlerde adını sıkça duyacağınız bir firma. Plakalı araçlarımızda caddelerde boy göstereceğiz yakın zamanda. İnşallah sizler de hani bunu göreceksiniz. Gerek basın, gerek işte müşterilerimiz buna gerektiği teveccühü gösterirse pilot karı ilerleyen yıllarda güzel yerlerde görmeyi düşünüyoruz. Biz de inşallah diyelim. Varsa eklemek istediğiniz, son bir şey belirtmek istediğiniz lütfen buyurun. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Şeref verdiniz.